girişimi birkaç saat içinde bastırıldı. Konuşalım bu süreci. Latin Amerika ülkesi, Bolivya'da yaşananları. Brezilya'dan bir konuğumuz var. İş insanı Umut Eker'le konuşacağız. Umut Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkürler yeniden. Bize iyi günler, sizlere iyi yayınlar. Teşekkürler, yeniden merhaba. Şimdi dün gece bu haberler basına yansımaya başladı. Ordunun bir kısmı dahil oldu bu darbe girişimine. Çünkü çok kısa sürede üst düzey iki komutan görevden alındı, yerine yenileri atandı devlet başkanı tarafından ve yeni atanan isimler de orduya geri çekil çağrısında bulundu. Ama halk sokaktaydı o esnada, karşı karşıyaydı orduyla. Neler yaşandı o anda? Nasıl bu kadar hemen geri püskürtülebildi? Sebebi ne böyle bir darbe girişiminin? Buradan başlayalım, sonra bundan sonra normalleşebilir mi bu süreçler diye de konuşalım istiyorum. Elbette Bolivya sizlerin de şahit olduğu gibi dünya tarihinde eşi görülmemiş bir olaylar yaşandı. Dün Bolivya saatiyle saat 3'te, Türkiye saatiyle de akşam saat 10 civarında Bolivya Devlet Başkanı'nın bir Twitter mesajıyla bütün gözler Bolivya'ya çevrilmişti. Bir darbe girişiminin olduğunu söylüyordu kendisi. Bütün bu olaylara baktığımız zaman zaten toplam darbe girişimi dediğim gibi dünya tarihinde enderi zor görülür bir olay. Sadece 3 saat süren bir darbe girişimi. Dünya tarihinin en kısa darbe girişimlerinden birisi olarak tarihe adını yazdırdı bu olay. İlk başta Bolivya Devlet Başkanı'nın yaptığı bu açıklama arkasından bir 10-15 dakika sonra eski devlet başkanının biz demokrasiyi seviyoruz, demokrasiyi korumamız lazım diye halka bir çağrıda bulundu. Darbe girişiminden o da bahsetti. Kısa bir Umut Bey, süre orada içerisinde. bir sorum olacak size. Bu vatandaşta bir güven ortamı yarattı ve sokağa çıktılar zaten eski devlet başkanlarında bu çağrıyı yapması. Ama şöyle iddialar var. Mevcut başkanla eski devlet başkanı arasında bir gerginliğin olduğunu, mevcut devlet başkanının bir kez daha aday olmasını istediğini ama eski devlet başkanının aslında yeniden aday, ya oradaki gerginliğin bu darbeye sebep olduğu, ama ortak bir açıklama gelince de her ikisinden bu darbenin geri püskürtülmesinde çok etkili olduğu söyleniyor. Doğru mu acaba? Evet. Ben de kesinlikle katılıyorum. Zaten ilk bu mesajlar geldiği zaman insanlar ne olduğunu da bilmiyordu. Uluslararası haber ajanslarından gelen haberler de biraz çelişkiliydi. Çünkü o sırada General Zunica'nın da bir açıklaması olmuş ve Bolivya artık eski Bolivya olmadığını, yeniden bir Bolivya kurulması gerektiğini, hükümetin feshedileceğini, yeni bakanların açıklayacağını söyleyerek darbe girişimi resmen ilan etti. Ama ondan önce eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'in bu açıklamasından sonra zaten halk sokaklara inmişti. Sizin de dediğiniz gibi Morales ve eski devlet başkanı ve yeni devlet başkanı arasında zaten bir tatsızlık vardı. Öyle diyebiliriz bu konuda. Kendi aralarında bir anlaşmazlık vardı. Ama şunu da belirtmek istiyorum. İkisi de aynı partiden. Evet, İkisi de aynı sosyal. partiden. Aynı partide görev alıyorlardı ama aralarında bir anlaşmazlık vardı. O yüzden ilk başta gözler ilk başta eski devlet başkanına çevrildi. Sizin de bahsettiğiniz gibi, ama sonrasında eski devlet başkanı yaptığı açıklamalar ve mevcut devlet başkanının dik duruşu, buna böyle söyleyebiliriz. Çünkü asker ve komutanlar devlet binasını, başkanlık binasını bastılar. O sırada Bolivya Devlet Başkanı onların karşısında dik durdu ve bunu kabul etmediğini, askerlerin kışlaya geri dönmesi gerektiğini söyledi. Bunun Ve da demokrasi çağrısı yaptı. Zunica'ya direkt talimat verdi. Sen benim talimatımı dinlemek zorundasın diye gözlerin içine baka baka söyledi. Ve hemen arkasından hükümet toplandı, bakanlar kurulu toplandı ve mevcut komutanları görevden aldılar. Ve yeni komutanlar atandı. Ve yeni komutanlar atanan yeni komutan da askere bir Geri emir çekil verdi. emri verdi. Herkes kışlarına dönsün diye. Zaten bunların hemen arkasından Zunica zaten eski komutan, general görevden alındı ve tutuklandı, gözaltına alındı. Orada yaşanan ufak tefek arbede görüntüleri de yansıdı ekranlara gözaltına alınırken. Ama çok olaylar büyümedi. Bütün Sadece bir toplam komutan mı tutuklandı? Hava Kuvvetleri Komutanı, bir üst düzey komutan daha vardı galiba.
Evet, şu anda gözaltına alınanlar, yani tutuklu olarak aktarılanlar Zunica'dan bahsediliyor, ama onun emrine uyup da sahada bulunan diğer komutanların da aynı şekilde gözaltı kararı Gözaltına. alınabileceği söyleniyordu en son aldığımız bilgilere göre. Zaten dün çarşamba günü yaşanan bu olayları akşamında, daha doğrusu gecesinde artık Bolivya saatiyle artık akşam olduğu zaman daha net bilgiler ortaya çıktı. O da şuydu: Salı günü General Zunica'nın bir açıklaması olmuştu. Eski devlet başkanı hakkında, eski devlet başkanı Morales hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı kendisinin görevden alınması öngörülüyormuş. Hemen onun arkasında bir gün Bunun önüne sonrasında, geçmek için belki. evet, aynen öyle, böyle bir karar aldı. Yani tamamen Yani şahsi. o üst düzey komutanın kendi kişisel ikbaliyle ilgili endişeyle orduya bir ülkeye darbe yaptırma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 3 saatte durum tersine çevrildi. Ordu kışlaya döndü, insanlar evlerine. Böyle anlıyoruz. Evet, Peki son zaten sorum olsun. Şu an hayat normale dönmüş gibi görünüyor mu Bolivya'da? evet, çünkü sadece La Paz şehrinde, yani başkent La Lapaz'da. Paz'da askeri hareketlilik gözükmüştü. Diğer şehirlerde öyle bir askeri hareketlilik gözükmüyordu. O yüzden şu anda sadece politik kriz noktasında çalışmaları vardır mutlaka hükümetin. Ama halk tamamen çekilmiş durumda, asker çekilmiş durumda, şu anda ortalık sakin gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum Sayın Umut Eker. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.